diyelim ki burada bir oksijen molekülü var. Nefes almamız için öncelikle bu molekülün ağzımızdan veya burnumuzdan içeri girmesi gerekiyor, değil mi? Hangisinden girerse girsin aynı yola yani nefes borusuna ulaşıyor. Oradan ya sol akciğerinize ya da sağ akciğerinize sapıyor. Bu kişiye önden baktığımızı varsayalım arkadaşlar. Solda böyle kocaman bir akciğeri var. Sol akciğerin sağ alt kısmında kalbe yer açmaya yarayan bir kardiyak girinti bulunuyor. Sağ tarafta ise elbette bir akciğer daha var ama bunun üstünde kalp için herhangi bir boşluk yok. Çünkü kalp diğer tarafta kalıyor. Şimdi akciğerlere zoom yapıp e, buradaki bu küçük alveole yakından bakmak istiyorum. Çünkü akciğerlerimizde bu alveollerden milyarlarca, pardon, milyonlarcasının olduğunu ve tüm gaz alışverişinin bu yapılarda gerçekleştiğini biliyoruz. Ama orada tam olarak ne olup bitiyor? Bunu netleştirmemiz lazım. Onun için de alveollerden birine iyice yaklaşıp ayrıntılara ulaşmamız gerek. O halde bu noktaya odaklanalım ve bronşiyal ağacın son kısmı olan alveolle kan damarı arasında nasıl bir etkileşim gerçekleşiyor ona bakalım. Süreci sizin için hızlandıracağım. İşte alveol ile kılcal damar arasında yer alan tüm katmanlar burada. Çok etkileyici değil mi? Bakın oksijen molekülünü daire içine alıyorum. Bu molekülün alveolden ayrılabilmesi için öncelikle gazdan ayrılıp sıvı içinde çözünmesi lazım. Kolay iş değil. Alveolün iç kısmını kaplayan bu ince sıvı tabakasına girmesi gerekiyor. Sonra bu oksijen molekülü epitel hücrelerin yani alveol çeperini oluşturan bu yassı gözlemeye benzer hücrelerin içinden geçerek bazal zara ulaşacak. Bazal zar ya da bazal membran hatırlayın bir nevi iskelet işlevi görüyordu. Akciğerlere büyük bir yapısal destek sağlıyordu. Bazal zarın altında ise bağ dokusundan, e, bağ dokudan daha doğrusu oluşan bu tabaka yer alıyor. Oksijen molekülü bu tabakayı da aşıyor ve bazal zarın bir başka tabakasına ulaşıyor. Oradan da endotelyal hücrelerin içine giriyor endotelyal hücreler. Evet. Şekli yine gözleme yandıran bu hücreler kılcal damarın çeperlerini oluşturuyor. Oksijen molekülü oradan plazmaya dalıyor ve nihayet kırmızı kan hücresine ulaşıyor. Ve tabii kırmızı kan hücreleri ağzına kadar hemoglobin dolu. Bakın sizin için küçük bir hemoglobin proteini çizdim. Hemoglobinin üstünde 4 adet yuva bulunuyor. Yani bir hemoglobin 4 oksijen molekülünü bağlayabiliyor. Dolayısıyla oksijenimiz buraya ulaştığında üstünde boş bir yuva bulunan bir hemoglobin bulmayı umuyor. Bir hemoglobine bağlandığında kırmızı kan hücresi bu oksijeni alıp vücudun bir yerlerine götürüyor. Nerede ihtiyaç varsa artık oraya. İşte oksijenin alveolden vücuda geçmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Şurada biraz yer açayım çünkü ilginç bir şey daha göstereceğim. Umuyorum bu sayede oksijenin yolculuğunu biraz daha iyi anlayabileceksiniz. Şöyle bir şey hayal edin. Evet, bir dikdörtgenler prizması düşünün. Az sonra bu prizmanın büyütülmüş halini sağ tarafa çiz çizeceğim çizmeye çalışacağım. Renklere dikkat edin. Şekli sade ve basit tutmak adına hiçbir şeyin adını tekrar yazmayacağım. Oksijenin yolculuğuna bu üç boyutlu dikdörtgenler prizmasının tepesinden başladığını hayal etmenizi istiyorum. Sonra prizmanın en alt noktasına kadar ilerleyecek. En altta kırmızı kan hücresi ve hemoglobin yer alıyor. Son tabaka yani bu. İlk tabaka ise alveol yani gazın bulunduğu yer. Onu da çizeceğim. Burası en üst tabaka. Ve oksijen tüm bu tabakaları aşmak zorunda. Mesela bu mavi katman alveolün iç yüzeyini kaplayan sıvı tabakasını temsil ediyor. Şuraya yolculuğun başında bir oksijen molekülü çizeyim. Bu aşamada oksijen henüz gaz ortamında. Gaz ortamındayken sıvı tabakadan geçerek bir sonraki katmana yani epitel hücreye ulaşıyor. Sarıyla taradığım yer epitel hücre. İkinci tabaka bu. Üçüncü tabakanın bazal zar olduğunu söylemiştik. Tek tek ilerliyoruz böyle. Evet. Herhalde güzel de bir tekrar oluyordur. Ardından oksijen kalın bağ doku tabakasına geçiyor. Yeşille gösteriyorum. Unutmayın bazal zar ve bağ doku. Farklı tür proteinler olsa da tıka basa proteinle doludur ikisi de. Ama ikisi de yapısal destek sağlamaya yarıyor. Burada bir miktar daha bazal zar var. Oksijen buradan hemen sonra endotel hücrelere geçiyor. Burası endotel tabaka. Kılcal damar duvarlarını bu hücreler oluşturuyor. Burada plazma var demiştik. Oksijen plazmaya giriyor. Oradan da nihayet kırmızı kan hücresine geçiyor. Bunu böyle uzun uzun çizip göstermemin nedeni bu tabakanın komple sıvı olması. Tamamen sıvıdan ve ağırlıklı olarak da sudan oluşuyor. Unutmayın, vücutlarımızın büyük kısmı su. Yani molekülümüz prizmanın tepesinde yer alan gaz ortamından başlayarak sıvıdan oluşan çok sayıda tabakayı kat ediyor. Bu da bir yerde işimizi kolaylaştırıyor çünkü ortamları gaz ve sıvı olarak ikiye ayırabiliyoruz. Ve bu sayede öğrendiğimiz denklemleri uygulamamız mümkün olabiliyor. Şimdi daha önce bahsettiğimiz birkaç denklemi buraya yazmak istiyorum. Bakalım bu denklemleri burada olup bitenlerle nasıl ilişkilendireceğiz. Hatta bakalım çizdiğim şekillerle bu denklemler arasında net bir bağlantı kurabilecek miyiz? Bu ilk denklem alveolar gaz denklemi. Daha önce bahsetmiştik. Bilgilerinizi tazelemek isterseniz daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Alveolar gaz denkleminin ilk kısmı alveole giren gaz miktarını ifade ediyor. Yani bu en üst tabakaya giren gaz miktarını gösteriyor. Alveol bu çünkü bize e, alveole ne kadar gaz girdiğini söylüyor. Bu ikinci kısım, sen ne kadar gazın çıktığını ifade ediyor. Çıkan gazdan giren gazı çıkarırsak, bu gazın ortamı içinde yer alan oksijenin kısmi basıncına ulaşırız. Yani bu mavi PO2'nin ne olduğunu buluruz. Aslında bu ikinci denklemimize güzel bir geçiş teşkil ediyor bu ikinci denklem oksijenin veya herhangi bir molekülün ne kadarının difüze olacağını bulabilmemizi sağlıyor. Bu formüle fik yasası diyoruz. P1 eksi P2 değerini, yüzey alanını, difüzyon kat sayısını ve kalınlığı bildiğimiz zaman bu formülü kullanarak V'yi bulabiliyoruz. Ve bu V, bu örnekte belli bir süre içinde difüze olan oksijen miktarını temsil ediyor. Dolayısıyla çok faydalı bir formül bu. Çünkü belli bir süre içinde difüze olan oksijen miktarının düşük olduğunu ve kırmızı kan hücrelerine az miktarda oksijen aktarıldığını fark ederseniz bunun nedenini bilmek isteyebilirsiniz. Burası kırmızı kan hücresi katmanı demiştik. Oksijenin alveollerden kırmızı kan hücrelerine nasıl ulaştığını merak ed ediyor olabilirsiniz. O durumda alveoldeki oksijenin kısmi basıncına P1 kırmızı kan hücrelerinde bulunan oksijenin kısmi basıncına P2 der. Alveoler gaz denklemini kullanarak P1'in ne olduğunu buluruz. Bakın o P1, buradaki P1. Yani bu iki denklem arasında esasında çok yakın bir ilişki var. Alveolden kırmızı kan hücresi katmanına difüze olan oksijen miktarının normalden az veya fazla olduğunu fark edersem, hemen kafamda ihtimalleri sıralarım. PO2 gerçekten olduğunu zannettiğim seviyede mi? Oda havasındaki oksijen oranı genelde %21 civarındadır. Ancak bu kişi %30 veya %40 oksijen alıyordur. Çünkü belki yüz maskesi takmaktadır ve çevreye nispetle çok daha oksijenli bir hava soluyordur. Normalden yüksek bir değer almanın nedeni bu olabilir. Veya deniz seviyesinde değilsek daha yüksek veya daha düşük bir değer ölçebiliriz. Hastaya bir dağ eteğinde veya deniz seviyesinin altındaki bir rakımda müdahale ediyor olabiliriz mesela. Yani bu da oksijen difüzyonu miktarının anormal bir seviyede olmasına neden oluyor olabilir. Sonuç olarak turuncu kutucuk içine aldığım bu terimlerin ikisi de P1'i etkileyebilir. Çünkü bu alveoldeki oksijenin ilk kısmi basıncı. Bu terimlerse genelde pek değişmez solunum kat sayısının değişmesini pek beklemeyiz. Beklemezsiniz değil mi? Kişi düzenli besleniyorsa bu terim pek oynamaz. Suyun kısmi basıncı da özellikle vücut sıcaklığında muhtemelen çok inip çıkmaz. Ama karbondioksitin kısmi basıncı değişebilir. Ama işi basit tutmak ve konumuz oksijenlenme olduğu için bunun da sebeplerinden biri, e, sebeplerden biri olamayacağını varsayıyoruz. Geçiyorum o yüzden. İhtimaller listemi taramaya devam ediyorum. P1 üstüne çok dikkatli düşünmem gerektiğini biliyorum. Ama yüzey alanı üstüne de kafa yormam lazım. Ya ilgilendiğim hastanın alveollerinden çoğu işlev görmüyorsa ya alveollerin sadece yarısı çalışıyorsa bu yüzey alanının yarı yarıya azaldığı anlamına gelir. Bu durumda gaz alışverişi olması gerektiği kadar verimli değildir çünkü yüzey alanının yarısı artık yoktur. Alveollerin sadece yarısı oksijenin difüze olup kana karışmasında etkilidir. Yani yüzey alanı çok çok önemli bir kavram. Aynı şekilde kalınlık da öyle. Kalınlıktan kastım şu. Oksijen bu gaz ortamından yola çıkıp ta buradaki kırmızı kan hücresi katmanına ulaşmak zorunda. Önünde çok uzun bir yol var. Ve eğer bu katmandaki veya bağ dokudaki sıvı miktarı artarsa ki genelde etkilenen katmanlar bunlardır, kalınlık artar. Yani zaman içindeki oksijen difüzyonu miktarının beklenenden fazla olmasının bir nedeni de bu olabilir. Buraya gelirsek, difüzyon katsayısının da normalden çok farklı olmasını beklemeyiz. Çünkü difüzyon katsayısı oldukça istikrarlı bir büyüklüktür. Eğer vücut sıcaklığında su içindeki oksijenden bahsediyorsak bu değer çok fazla değişmez. Nihayet sıra geldi P2'ye. Bu vücuttan geri gelen oksijenin kısmi basıncı yani vücut oksijenin bayağı bir kısmını kullanıyor ve kullanmadığını geri yolluyor. İşte P2 geri gelen kandaki oksijen miktarı. Bunun da değişmesini pek beklemeyiz çünkü vücut büyük ihtimalle oldukça istikrarlı bir oksijen tüketimine sahiptir. O yüzden bunu da bir neden olarak hesaba katmıyorum. Özetle belli bir sürede alveollerden kana difüze olan oksijen miktarı anormal bir seviyedeyse aklınıza bu ihtimaller listesini getirebilirsiniz. Gözünüzün önüne bu formüller ve değişkenler gelsin, tamam mı? ve düşünün. Belli bir sürede difüze olan oksijen miktarını beklediğimizden düşük veya yüksek kılan şey ne olabilir?